Dünya Kupası ikinci grup maçlarını tahmin edeceğim videoya hoş geldiniz arkadaşlar. İlk maçlarda rezalet bir sonuç çıkardım gibi gözüküyor ama bakalım ikinci maçlarda daha iddialıyım. Hemen bilgisayara geçelim. Biliyorsunuz Akıl Oyunu Ligi adında bir ligimiz vardı. Burada ben son 4 maç oynanmadan bu videoyu çekiyorum ve burada 24. sıradayım. 30 kişi arasında gerçekten rezalet bir sonuç var. O yüzden bu sefer biraz daha iyi yapmaya çalışacağım. Ve ikinci maç gününe geçelim. Bakalım isterseniz Galler-İran maçı var. Şimdi şu ana kadar gördüğümüzden Galler İran'dan çok daha iyi gözüküyor ama İranlar psikolojik olarak maça ne kadar hazırdı? Özellikle milli marş söylememe falan enteresandı. Yine de burada ne olur bir düşünmek lazım. Ben Galler'i çok çok iyi bulmadım. İkinci yarı biraz daha ilerdi ama bir beraberlik bekliyorum ve golsüz bir beraberlik diyeceğim. Ancak bu maç iki takım için de hayati bir maç yani olacak. Yani ikisi de kazanmak zorunda çünkü İngiltere'ye karşı oynayacak Galler, İran'da Amerika'ya karşı oynayacak işleri zor bence. Yine de 0-0 diyeceğim ben. Katar-Senegal. Katar çok kötüydü biliyorsunuz. Bir tane gol atsınlar bu maç. Bir gol atsınlar ama 3-1 yenilecekler dedim Senegal'e. Senegal bence iyiydi çünkü Hollanda'ya karşı özellikle ilk yarıda. Hollanda-Ekvador çok karışık. Burada %84 Hollanda'ya vermiş. Sadece %4 Ekvador'a vermiş. Ama Ekvador çok iyi gözüktü ve ben bu maçta bir beraberlik bekliyorum. Gollü bir beraberlik. 2-2 diyeceğim. İngiltere-Amerika maçına geçtiğim zaman 25'inin son maçı. Bu da en güzel maç olacak. Akşam maçı. İngiltere şu an çok sağlam başladı. Gollü bir galibiyet bekliyorum. 3-1. Yine bir gol yerler ama sağlam bir maç olur. Keyifli bir galibiyet olur diye düşünüyorum. Tunus-Avustralya'ya geldiğim zaman Tunus da sağlam. Avustralya gözüktü. Avustralya burada daha fazla oy vermişler. Bu enteresan bence. Ama gol atmakta zorlanan takımlar bunlar. 1-0 diyelim. 1-0. Böyle bir açılma şeyi olmaz yani. Büyük takım olmadan çok gol göremedik şu ana kadar. Polonya-Suudi Arabistan maçı önemli. Burada Suudi Arabistan bir puan alsa gruptan çıkabilecek konumda neredeyse. Polonya'nın kesin kazanması gereken bir maç. Ama ben bu maçta beraberlik bekliyor muyum? Yani Messi için beraberlik her beraberlik işe yarayacaktır Arjantin için diyelim. Ben bir şekilde Messi'yi tekleyip çıkaracaklarını düşünüyorum. Bu kadar hype'ladıktan sonra turnuvadan çıkmaması gibi bir şey olmaz. O yüzden Arjantin maçında ben yine galibiyet yazayım. Böyle 2-0 falan sakin bir şekilde kazanacaklardır diyeceğim. Bu da diğer maçı olduğu için o gruptaki onunla birlikte düşünmek istiyorum senkronize bir şekilde. Dolayısıyla Polonya 2 gol atamaz Polonya. Polonya çok kötü takım şu ana kadar. Acayip savunma yapıyorlar. Hücum yapamıyorlar bir türlü. Kontra deniyorlar. Kontra yapacak oyuncuları yok. 0-0 diyeceğim ben bu maça. Çok sıkıcı bir maç bizi bekliyor yine bence. Bu arada videonun burasına kadar geldiyseniz arkadaşlar, keyif aldıysanız bir beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Ayrıca kanalda Dünya Kupası videoları tam gaz devam ediyor. O yüzden abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü çok fazla video geliyor ve bazen bildirimlerden kaçabiliyor. Fransa Danimarka'ya geldiğimiz zaman bu grubun en güzel maçı aslında isim olarak. Ama şu ana kadar Danimarka çok keyif vermedi Tunus karşısında. Ben Fransa'nın o yüzden biraz daha rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Normalde Danimarka'yı bu grupta favori görüyordum ama benim düşüncelerim biraz değişti bu grupla ilgili. Bir sonraki grubumuza geçtiğimiz zaman Japonya, Costa Rica var. Japonya çok iyi gözüktü. Özellikle Almanya'ya karşı. Costa Rica'da çok kötü gözüktü. Ben o yüzden burada iyi olmalarını bekliyorum ama Costa Rica'nın o kadar kötü olmasını beklemiyorum. Bu sefer 2-0 diyeceğim. Belçika, Morocco yani Fas'a karşı ne yapar? Bence burada Fas sürpriz yapabilir. Kanada'nın yapamadığı sürpriz yapabilir. Çünkü Belçika çok kötü gözüktü bence Kanada'ya karşı. Çok iyi değillerdi. Biraz hakemin teklemesiyle, biraz Kanada'nın beceriksizliğiyle birlikte turu atlayan taraf, yani maçı kazanan taraf Belçika olmuştu. Ama burada Fas kazanacak bence. Çünkü iyi oynadılar ilk maçta Hırvatistan'a karşı. Hırvatistan-Kanada maçına geldiğim zaman burada bir beraberlik bekliyorum. 2 değil tabii. 2 gollü beraberlik olmaz. 1-1 diyeceğim. Kanada ilk golünü atacaktır turnuvadaki ve turnuva tarihindeki. Hırvatistan'da bir tane atar beraber kalırlar diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız İspanya-Almanya. İspanya muazzam bir top oynadı. Burada muhtemelen insanlar bu maçı izlemeden önce oy vermiş. %38 Almanya kaybetti. İspanya 7-0. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ya, inanılmaz bir dominasyon vardı maçta. Dolayısıyla ben İspanya'nın yine kazanabileceğini düşünüyorum. Ama bu kadar rahat olmayacaktır. Bir tane gol sıkıştırır Almanya diye düşünüyorum. 3-1 diyelim. Şimdi bu son gün maçlarında vereceğim hiçbir tahmin mantığa oturmuyor. Çünkü videoyu yetiştirmek için bu maçları izlemeden önce yaptım tahminlerimi. Kamerun-Sırbistan'da ben şu an Sırbistan'ı daha güçlü gördüğüm için Sırbistan kazanır diyeceğim. Kore-Gana maçında Kore'yi 1-0 Gana'ya yener diyeceğim. Brezilya-İsviçre'yi siu diye 4-1 yener diyeceğim. Portekiz 2-2 diyelim. Böyle kanlı bıçaklı bir maç olacak. Portekiz-Uruguay ve berabere bitecek diyelim. Ve bir tane de boostumuzu seçelim. Booster'ımızı da kime koyalım? İngiltere-Amerika maçına koyacağım. 3-1 dedim. Zor bir skor. Riskli bir skor. Buna booster'ı bastım. Son olarak ligimizin zirvesindeki Mirze 123'ü de tebrik edelim. Aras Basol ve Ozan BHC 28-28. Onlar şu anda en iyi gidenler. Onları tebrik edelim. Siz de lige katılmadıysanız aşağıdaki açıklamalardan katılabilirsiniz. Hala birinci olmak için şansınız var arkadaşlar. Bu tahmin ettiğim tüm maçları da maçlardan hemen sonra değerlendirmeye devam ediyorum. Kaçırıyorsanız şuradaki playliste bakabilirsiniz arkadaşlar. Bütün maçları sadece 1 dakika içerisinde analiz ediyorum. O yüzden abone olup bildirimlerinizi açarsanız maç sonu bütün yorumlarımla karşılaşabilirsiniz.